Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün konuşacağımız konu biraz aslında çok bence çok en önemli konulardan bir tanesi ama pek de fazla bilinmiyor. Aslında ben burada kuantum mekaniği dersini alırken bir 20 yıl kaç yıl, 30, 20, 25 yıl kadar önce ne bileyim bizim master kitabının bir kısmında vardı aslında bu bel eşitsizlikleri ama nedense böyle hızlı geçilirdi. Daha doğrusu hiç anlatılmazdı bir şekilde. Hani o kısmını şey yapardık, atlardık. Ama işte böyle insan şey yapınca, ne bileyim bu işin içine biraz daha dalınca neyin daha önemli olduğunu biraz daha iyi anlıyor. Ben bunu tabii ki anlamakta biraz geç kaldım ama anlayınca da aslında işin ne kadar önemli olduğunu kavradım. Benim de burada yapmak istediğim aslında temel olarak bu bel eşitsizliklerin ne olduğunu, ne işe yaradığını, bizim için ne anlamı olduğunu biraz şey yapmak, size anlatmak. Ama tabii ki eşitsizliğin kendisi basit bir eşitsizlik aslında ama onun ne anlama geldiğini şey yapmak için, anlayabilmek için biraz şey arka planında anlatmak gerekiyor. Ne yazık ki hepsini anlatmamız mümkün değil. İşte bu konu biraz şey kuantum mekaniğinin yorumlanmasıyla ilgili bir şey. Eninde sonunda bazı yerlere bu konudaki birçok şeye çalışmaya değiniyor. Ama tabii ki burada hepsini şey yapmamız, içermemiz mümkün değil. Yani dolayısıyla ben biraz kuantum kuramının en azından bu işle ilgili olan bir kısmı ile ilgili küçük böyle bir takım detaylar vereceğim. Ondan sonra bu dolanıklıkla ilgili biraz bir şeyler anlatacağım. Hikaye aslında biraz şey, Einstein ve iki öğrencisinin yazdığı bir makaleyle başlıyor 1935 yılında. Orada bir takım korelasyonlardan bahsediyorlar. Daha sonra işte bir 30 yıl kadar sonra John Bell buradaki korelasyonların, daha doğrusu Einstein'ın fikirlerinin bir şekilde deneysel teste tabi tutulabileceğini gösteriyor. Onlardan bahsedeceğim aslında ama burada önemli olan şey şu, konu aslında biraz kuantum mekaniğinin, daha doğrusu kuramların felsefesiyle ilgili, biraz yorumlanmasıyla ilgili. Ama yani şu aşamaya kadar yapılan bütün tartışmalarda genellikle bu kavram düzeyinde olmuş. Bell'in tam olarak yaptığı şey aslında bunu kavram düzeyinden somut deney düzeyine indirmesi. Dolayısıyla orada çıkan sonuç, somut sonuç aslında bize bu kuantum mekaniğin yorumlanması hakkında bize çok elle tutulur bir şey veriyor. Onu biraz şey size de kavratmaya çalışacağım. Bir de onunla ilgili bir de şey var. Contextuality dediğimiz bir kavram var. Gene kuantum mekaniğinin yorumlanması ile ilgili. Orada da gene bir takım deneysel testler söz konusu. Onu da bir şekilde araya sıkıştırmaya çalışacağım. Şimdi burada bir takım şey sorunlarımız var. Yani İngilizce'de tabii bu birçok kavram bir şekilde ifade ediliyor ama kuantum kuramının ilgilendiği alan daha çok böyle şey olduğu için bizim tanıdık olmadığımız herhangi bir İngilizce kelime şey yapıp ortaya çıkarıp hemen onu kullanıyorlar aslında ama işte biz bunları Türkçe'ye çevirirken biraz şey yapmaya çalışıyoruz. Doğru kelimeyi bulmaya çalışıyoruz ama her zaman bu mümkün değil. Benim burada bir takım şeylerim var işte ne bileyim bağlam demişim konteks yerine. Doğru kelime midir bilmiyorum. Şu dolanıklık, bazıları dolaşıklık diyor işte ne bileyim o da çok fazla yerleşmiş bir şey değil. Gizli koordinat, bunlardan bahsedeceğim aslında ama yani o konuda da bir takım şeylerim var. Belki ilk defa duyacağınız kavramlar ama yani orada en azından kavramların isimlerinin çok yerleşmiş olduğunu şey yapalım, hatırlayalım. Şimdi 5. Solvay Konferansı. Solvay Konferansları'nın aslında 3 senede 2 defa yapılan konferans ama bizim için 2 tanesi önemli. Bir tanesi, birincisi aslında birincisinin düzenleniş amacı gelişen kuantum kuramını anlamaya çalışmak. Bu 1910'lu yıllarda Walter Nernst'in işte Belçikalı endüstriyi neyse Solvay'ı ikna edip böyle bir şey konferans düzenletmesiyle başlıyor.
Birincisini geçtik. Bu beşincisi. Beşincisi ne zaman yapılıyor? Çok kritik bir zamanda. 1926 yılında Schrödinger şurada ve Heisenberg kuantum mekaniğinin aslında matematiksel kuramını tam olarak yerleştiriyorlar. Kuram o aşamada tamamlanmış ama o kuramın ne anlama geldiği konusunda hala şeyler var, boşluklar var. Bir sene sonra şey yapıyorlar, işte neyse bu konuyu tartışmak üzere toplanıyorlar. Bu Solvay konferanslarının en önlüsü. Burada tabii ki işte Einstein ile şuradaki Niels Bohr, Bohr arasındaki tartışmalar da tarihsel olarak çok önemli. Şöyle söyleyeyim, Bohr aslında çok etkili bir isim bu bu aşamada. Danimarka'da işte şey onun kendi oluşturduğu bir çevre var. Bu çevrede işte bir yorum ortaya çıkıyor. Merkezi bir figür olduğu için de bu yoruma Kopenhag yorumu deniyor. Dolayısıyla işte Kopenhag yorumu dediğimiz o standart yorum bir şekilde bu adamla ilgili. Einstein de tabii ki ona karşı çıkıyor, değil mi? Bir takım bu yorumun içeriğinde olan bir takım şeylere karşı çıkıyor. Aralarında bir takım ne bileyim bilimsel tartışmalar geçiyor. Şimdi Einstein'ın tabii ki itirazlarının hepsini savuşturuyor Bohr. Ama işte bir bundan nedir? Bir 5, 6, 7, 8 sene sonra Einstein işte o en önemli itirazını yapacak. Ama bu aşamada tabii ki şey yok. Herhangi bir şey yok. Şimdi burada tabii ki en önemli kişimiz Einstein. Ondan başlayacağım ama işte figüranlarımız var. Onlardan bir tanesi şu de Broglie. Adı geçecek daha doğrusu. Çok fazla şeyimiz yok. Bu orada bir tür figüran gibi orada. Çok fazla bir yer kaplamayacak aslında. Dediğim gibi kuantum mekaniğinin ne ifade ettiği konusunda çok fazla açıklama yapmam mümkün değil. Sadece bazı önemli noktalara değinmek istiyorum. Bir tanesi işte şey, kuantumlaşma. Değil mi? Kuantum kuramının en önemli kısımlarından biri belki de. Adı oradan geliyor zaten. Spin'in kuantumlaşması bunun özel hallerinden biri. Bu ölçüm postülası neyse, kuantum mekaniğinin ölçüm, kuantum mekaniğindeki ölçümün neyse işgal ettiği yer hakkında belki bu biraz daha aydınlatıcı bir şey, örnek. Spin dediğimiz şey aslında bir anlamda şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Elektronu bir mıknatıs gibi. Spin dediğimiz temel olarak aslında bu mıknatısın, mıknatıslığının yönü. Dolayısıyla fiziksel olarak düşünürseniz bu yön herhangi yönde olabilir. Yukarı olabilir, aşağı olabilir. Değil mi? Sağ olabilir ya da herhangi bir açı yapıyor olabilir. Bu işte bizim elektronun o spininin ya da neyse işte mıknatıslığının yönü bir kuantum durumunu temsil ediyor. Şimdi bunu ölçmeye kalkarsak yapmamız gereken aslında Stern ve Gerlach'ın tasarladığı bir deney. Bir tane uniform olmayan, düzgün olmayan bir manyetik alan oluşturuyorlar. Bir mıknatısla çok önemli değil ne oldu. Sonra bu elektronu bu şeyin içinden geçiriyorlar. İşte elektronun şey yönüne göre, mıknatıslığının yönüne göre ya bir yöne ya da ters yöne itiliyor. Fakat hikaye burada şu, burada bir kuantumlaşma söz konusu. Yani aslında mıknatıslık yönü herhangi yön olabilir. Fakat tam bunun içinden geçerken bir şekilde sadece o iki kuantumlaşmış yön önem kazanıyor. Bir tanesi mıknatıslığın yukarı doğru, bir tanesi de aşağı doğru olduğu yön. Biz temel olarak kuantum mekaniğinde şöyle düşünüyoruz. Şu kuantum durumunda elektron hem yukarı hem de aşağı mıknatıslık ya da spin yönü durumunu taşıyor. İkisinin süperpozisyonu halinde, ikisinin üst üste gelmiş halinde. Dolayısıyla fakat elektron buradan geçerken bir şekilde bir şey oluyor. Ve elektron sadece şu şeylerden, izlerden bir tanesini takip ediyor. Ve onu takip ettiği andan itibaren de spin durumu bir çökme yaşıyor. Dolayısıyla başta şöyleyken spin, elektron şu izi izlerse eğer, birden şeyi elektronun spin oryantasyonu bir şekilde yukarı oluyor. Veya diğerini izlerse aşağı doğru oluyor. Şimdi burada deney aslında birçok elektronla yapılıyor ama tek bir elektronla yaparsak dediğim gibi elektron sadece tek bir izi şey yapıyor ve dolayısıyla spin ölçümünde iki olasılıkta sonuçtan bir tanesini elde ediyoruz. Bu olaya çökme deniyor. İngilizcesi collapse.
Burada en azından bir şeyimiz yok, bir sorunumuz yok terminoloji açısından. Kuantum mekaniğinin en anlaşılması zor kısımlarından bir tanesi. Kopenhag yorumunun aslında belki en önemli kavramlarından bir tanesi bu. Ölçüm sonucunda bir şekilde parçacığın kuantum durumu değişiyor, değil mi? Bir ölçme yaptığımız zaman bir şekilde parçacığı, neyse, sistemi şey yapıyoruz. Durumunu değiştiriyoruz, değil mi? Basit bir öğrenme anlamı taşımıyor ölçme. Hem bir şeyler öğreniyoruz hem de aynı zamanda parçacığın durumunu değiştiriyoruz. Neyse. Şimdi dolayısıyla burada bir şey, spin ölçümü var. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz, spin bir vektör. Bu manyetik momentin bileşeni gibi düşünebilirsiniz. Eğer şuradaki manyetik alan z yönündeyse aslında biz burada spinin z yönünü değiştiriyoruz, değil mi? Bu SZ measurement diyorum ben buna. Şurada öyle demişim daha doğrusu. Yani spinin z yönünü ölçmek istersem şu manyetik alanı z yönünde seçeceğim. X yönünde spinin x bileşenini ölçmek istersem o zaman bu manyetik alanı x yönüne koyacağım. Neyse, o durumda da çökme işte spinin x yönünde up ya da down olduğu durumlara olacak. Gene her halükarda iki olası sonuçtan birisini elde ediyoruz. Dolayısıyla spinin hangi bileşenini ölçmek istiyorsam ben şuradaki aleti o şekilde ayarlıyorum. Değil mi? Manyetik alanı o şekilde kuruyorum. Ondan sonra bir şekilde şey yapıyoruz, ölçüyoruz. Kuantum mekaniğinin postülatlarına göre hangi sonucun elde edileceğini önceden kestirmek mümkün değil. O bir şekilde nasıl oluyorsa artık tam o ölçme anında şey oluyor, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla parçacık buraya gelmeden önce, şuraya girmeden önce kesinlikle hiçbir şey söylememiz mümkün değil. Geldikten sonra da bir şekilde şey olarak değişiyor. Neyse, birden durumu değişiyor. Şimdi kuantum durumu, neyse, wave function, psi fonksiyonu neyse, sadece bu iki olası sonuçtan hangisinin hangi olasılıkla elde edilecek bilgisini veriyor. Başka bir bilgi elde etmemiz mümkün değil. Ama belki de en önemli şeylerden bir tanesi spinin x bileşeni ile z bileşenini, pardon tam tersi oldu, aynı anda ölçemiyoruz. Şimdi bu Stern-Gerlach denilgisinden bunun neden olamayacağı belli, değil mi? Çünkü ben SZ bileşenini ölçmek istiyorsam manyetik alanı Z yönünde hazırlamam lazım. Bir şekilde hani hem manyetik alanı hem Z yönünde hem de X yönünde hazırlamam mümkün olamayacağı için ben sadece bunlardan bir tanesini ölçebilirim. Bu bir deneysel kısıt aslında. Ama Kur'an'da da böyle bir kısıtlama var. Değil mi? Kur'an diyor ki bazı nicelikler birbirleriyle bağdaşmıyor. İngilizcesi incompatible. Mesela konum ve momentum, bu en iyi bilinen örneği. Heisenberg belirsizlik ilkesi aslında biraz bununla ilgili. Konumu ölçüyorsanız momentumu ölçemiyorsunuz. Ya da işte konumu biliyorsanız momentumda daha büyük belirsizlik oluyor vesaire. Dolayısıyla işte bazı nicelikler birbirleriyle bağdaşmıyor. Bunları aynı anda ölçemiyoruz. Kur'an da öyle diyor. Ama gene de insanın aklında bir soru oluyor. Şimdi Kur'an'ın iddiası aslında çok bizim ciddiye almamız gereken bir şey değil. Kur'an eninde sonunda işte bir şeydir. Hani bizim doğayı anlamamız için oluşturduğumuz bir geçici diyebileceğimiz bir şey niteliği de olabilir. Bir kurallar biçimi. Belki kuantum kuramı gerçekten doğayı açıklayamıyor. Belki başka bir kuram da doğayı daha iyi açıklayabiliyor. Dolayısıyla şu anda kullandığımız kuramın ne söylediği aslında çok o kadar önemli olmayabilir. Belki bir yöntemi olabilir bu iki niceliği neyse aynı anda ölçmenin. Fakat şeyi göreceğiz biraz sonra. Burada aslında çok daha önemli bir başka bir kısıtlama var. Yani sadece kuram ya da sadece bu Stern-Gerlach deneyi buna engellemiyor. Aynı zamanda bir takım mantıksal bir şey de var, kısıtlama da var. Yani sanki İşte ne bileyim bu ikisini aynı anda ölçebilirseniz eğer öyle bir şey mümkün olsaydı bir mantık çelişkisi, mantıksal bir çelişki elde etmemiz gerekiyor bazı şeylerde. Şimdi spin'i anlattık. Spin'i anlattıktan sonra da dolanıklığı anlatabiliriz. Dolanıklıkta aslında iki tane parçacık var ya da iki sistem var. Bunların kuantum durumları arasında bir korelasyon var. En basiti bu, spinlerin iki tane elektronun mesela spinlerinin dolanık olduğu durum. Kuantum mekaniği alanlar, 431 alanlar bunu bilir. İşte ne bileyim, spin singlet durumu. Bu aslında parçacıkların toplam spininin sıfır olduğu bir durum ama
Belki o kısmı şu aşamada önemli değil. Yani bu durumda nedir? Parçacıklardan bir tanesi, diyelim ki A parçacığı, yukarı spine sahipse diğeri aşağı veya nedir? A aşağı spine sahipse B de yukarı. Aslında bu iki durum her halükarda bir hani gerçekten şey olarak söz konusu. Yani A parçacığı hem yukarı hem de aşağı spine sahip. Dolayısıyla bir neyse Steiger'la deneyi yaparak işte spini ölçtüğümüzde bu iki sonuçtan olası sonuçtan herhangi birisini elde edebiliriz demek bu. Dolayısıyla burada öyle bir şey söz konusu. Şimdi parçacıkların birbirine yakın olması, uzak olması bu kadar şey değil. Bu durumdan bahsedebilmek için önemli değil. Aslında belki ne bileyim, helyumun ground state'inde değil mi o? İki elektron da 1s orbitalinde ise aslında tam da bu state'deler. Spinleri birbirine zıt. Fakat işte bu elektronlar bir şekilde birbirinden ayrılsa, ne bileyim atomdan çıksalar ve yollarını ayırsalar, biri burada kalsa diğeri daha galaksinin öbür ucuna gitse mesela, hala aynı durumda kalabilirler. Burada durum için bir şey söz konusu değil, bir sorun söz konusu değil. Şimdi bu durumda eğer ben mesela A parçacığının spinini ölçersem, spinin Z bileşenini ölçersem, orada o zaman bir çökme yaşanacak ama çökme nasıl olacak? Ya şu bileşene çökecek, yani A'nın spinini up bulursam eğer ben, doğal fonksiyonun bu bileşenine çökecek ya da diğer bileşenine çökecek. Ama o durumda şeyi görebiliyorsunuz, B spininin yönü de bir şekilde çökmeye uğrayacak. Şimdi dolanık durumların en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Ben parçacıklardan bir tanesi üzerine bir ölçüm yaparsam diğerinin durumu da değişiyor. Yani ben sadece bu parçacığın durumunu değiştirmiyorum, diğerini de bir şekilde etkiliyorum. Diğer parçacık ne kadar uzakta olursa olsun. Einstein'ın rahatsız olduğu ve işte neyse onu kullanmak istediği şeylerden bir tanesi bu. Yani benim burada yaptığım bir şey, bir işlem nasıl çok uzakta olabilecek bir parçacığın şeyini, fiziksel durumunu değiştirebilir? Sorunlardan bir tanesi bu. Ama başka sorunlar da var. Ama ben hani temel olarak şeyi söyleyeyim. İki spinin durumlar arasında bir korelasyon var. Bu korelasyon aslında bütün ölçümlerde ortaya çıkıyor. Şeyi varsayıyorum burada genellikle böyle parçacıklar birbirinden uzakta. A parçacığı Ali diye birisinin elinde. B parçacığı da Berna. Ben Alice ve Bob diyor deniyor bunlara İngilizce'de ama benim çevirim böyle. Ali ile Berna yapıyorlar işte bir şekilde kendi parçacıkları üzerinde ölçüm. Bunlar birbirinden çok uzakta olabilirler. Eğer Ali ile Berna kendi elektronlarının spinlerinin ölçerlerse, Z bileşenlerini ölçerlerse o zaman iki tane olasılık var aslında. %50 olasılıkla geliyor ikisi de. Ya Ali artı bulacak, yani spini yukarı bulacak ve Berna tersi bulacak ya da neyse tam tersi. Yani dolayısıyla bu iki spin ölçümü arasında bir korelasyon var. Tam korelasyon. Dolayısıyla birisinin ölçümü diğerinin şeyini, ölçümünü tam olarak veriyor. Aynı korelasyon başka yönlerde de var. Yani sadece Z yönünde değil. Şuradaki ifadeye bakıp anlamak mümkün değil ama şuradaki şeyi dikkate alırsanız toplam spinin sıfır olduğunu, toplam spin her yönde sıfır. Dolayısıyla işte X yönünde ve Y yönünde de aynı türden korelasyonlar var. Bu çok ilginç bir korelasyon aslında. Şunu söylemek istiyorum bir de son olarak. Hani bu şey durumunda, bu durumda sadece A parçacığının spine bakarsak, spin tamamen random aslında. Her yöne gelebilir. Ama B parçacığının spin de öyle. O da tamamen random. Ama bir şekilde ikisi arasında tamamen bir ters korelasyon var. Tamam. Korelasyon. Evet, bakalım neymiş. Einstein, Podolsky ve Rosen. 1935'te yayınladıkları bir makalede aslında bu korelasyonları şey yapıyorlar. Fakat inceledikleri sistem o spin sistemi değil. Daha çok iki parçacığın konum ve işte momentumlarıyla ilgili korelasyonlardan bahsediyorlar ama bu o kadar önemli değil. Yani bizim şey yaptığımız bu örnek çok daha basit. Önemi nedir? İlk defa bu dolanık durumlardan bahsediyorlar ve onun korelasyonlarından. Onun için buna EPR korelasyonları deniyor bunlara.
Dolanıklık işte bu makalenin yayınından sonra işte Schrödinger bu ismi veriyor. O konuda çok fazla şey, Schrödinger'in görüşü konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum aslında ama ilk ismi Entanglement ismini o şey yapmış, vermiş. Yani çok mu doğru bir kelime ondan da emin değilim. Almancası nedir bilmiyorum gerçi. Einstein ve işte şey Podolsky ve Rosen'in yaptığı temel olarak aslında bu korelasyonları ve özel görelilik kuramını kullanarak işte bir şekilde bir çelişki elde etmeye çalışıyorlar. Ve bu çelişkiden de işte kuantum kuramının şey olduğunu, yanlış olduğunu, şu an o anda kullanılan kuantum kuramının yanlış olduğunu bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini ama belki onlar biraz şey diyorlar, eksik diyorlar, bir şeyler eklenmesi lazım kuantum kuramına. Onu iddia ediyorlar. Şimdi benim derslerde verdiğim çok şey bir örnek. Korelasyon ne anlama geliyor? Bu ne bileyim bazı gazete haberlerinde belki şey yapmışsınızdır, fark etmişsinizdir. Bu türden haberler çok çıkıyor işte. Bilmem ne yaparsanız, bilmem ne yerseniz işte kansere iyi geliyor falan gibi şeyler. Sadece işte yani bir şey atarak ne bileyim böyle bir korelasyon için kavramı için bir böyle bir örnek verme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü işte bunu nasıl açıklayacağım konusunda da çok iyi bir şeyim var, fikrim var. Onun için şey yapıyorum. Şimdi diyelim ki şöyle bir araştırma yaptık. Marul acaba kansere iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Kanseri önlüyor mu, önlemiyor mu diye. Yaptığımız araştırma basit. Sokağa çıkıyoruz. İnsanları çeviriyoruz, soruyoruz. Marul yiyor musun, yemiyor musun? Kanser misin, değil misin diye. Evet, hayır diye verilen cevapları şey yapıyorum, not ediyorum. İşte yüz kaç kişi, yüze yakın kişiye sormuşuz. Onları bir tabloda gösteriyorum. Sonra bakıyorum ki işte şey insanların yaklaşık yarısı marul yiyor, yaklaşık yarısı yemiyor. Yarısı da gene kanser, yarısı değil ama arada bir korelasyon var değil mi? Sadece marul yiyenlere bakarsam kanser oranı değişiyor. Yemeyenlere bakarsam değişiyor veya tam tersi sadece, ne dedim ben? Bu niye yeşil? Maruldan dolayı herhalde. Tamam. Ya da ters şekilde bakabilirsiniz. Kanser olanlarda işte marul yiyip yememe şeyi. Dolayısıyla aslında iki tane rastgele variable, random variable arasında bir şey bağlantısı var. Eğer random variable'lardan birinin dağılımı diğerine bağlı ise o zaman bir korelasyon olduğundan bahsediyoruz. Şimdi korelasyonu şey yaptıktan sonra, kurduktan sonra ondan sonra nasıl açıklayabiliriz? Tabii burada açıklama derken daha çok böyle neden-sonuç ilişkisinden bahsediyoruz. Yani bir şey yapınca diğeri şey olacak. Dolayısıyla şu korelasyonu ben üç şekilde açıklayabilirim. Yani bunun dışında başka bir açıklama şekli yok herhalde. Dolayısıyla üçünün üzerine biraz şey yapmak istiyorum, durmak istiyorum. Birinci açıklama, bildiğiniz açıklama. Marul yersek kanseri engeller, değil mi? Bizim bildiğimiz açıklama herhalde böyle bir araştırmada daha çok bu açıklama şey yapılıyor. Ama başka bir açıklama türü de var. Diğer yönde bir şey olabilir, neden sonuç ilişkisi olabilir. Yani nedir? Mesela kanser olursanız daha az marul yersiniz. Büyük bir ihtimalle bu doğru da olabilir, değil mi? İnsan kanser olduğunu öğrenirse morali bozulur. İşte ne bileyim marul yeme şeyi, yani ne bileyim güzel yiyecekler yeme şeyi azalır. Dolayısıyla marul da yemez. Kanser değilseniz daha çok marul yemek istiyor olabilirsiniz vesaire. Dolayısıyla böyle bir açıklama da mümkün. Ama üçüncü bir olası açıklama daha var. Üçüncü bir olay, bu iki olaya bir şekilde şey neden sonuç ilişkisiyle bağlı olabilir. Bu biraz daha mantıklı aslında. Mesela sigara içmek. Sigara içerseniz eğer işte bir 5-10 yıl sonra neyse artık kanser olma olasılığınız artar. Artı sigara içiyorsanız sürekli tat duygusunu kaybedersiniz değil mi? Ondan sonra işte marul mu yiyorsunuz, saman mı yiyorsunuz anlayamazsınız. Oysa belki samanı tercih edersiniz. Neyse. Dolayısıyla işte bir olay şu iki olaya neden olup işte onlar arasında bir korelasyon oluşturuyor. Dolayısıyla böyle üç tane değişik açıklama var. Birinci bir açıklama yok burada. Şimdi EPR makalesinde, Einstein, Podolsky ve Rosen'in makalesinde aslında onlar mantık yürütmeyi nasıl kurduklarını şey yapmıyorlar. Tam olarak
açıklamıyor. Zor bir makale aslında. Çünkü birçok kavram var. Hangisi nasıl tam olarak tanımlanmış belli değil. Bu benim bir şekilde ikna etme yöntemim. Şimdi diyorlar ki Einstein-Podolsky verisi. Şu ikisi olamaz. Çünkü burada söz konusu. Ali bir yerde, Ali mesela dünyada diyelim. Berna da galaksinin öbür ucunda olabilir. İşte Samanyolu galaksisi ne kadar geniş tam şimdi hatırlamıyorum ama en az bir 100 bin ışık yılı falan var. Dolayısıyla işte burada yapılan bir ölçümün diğerini etkileme olasılığı ya da diğerin orada yapılan ölçümün bunu etkileme olasılığı sıfır. Bu bir özel görelilik kuramının yaptığı sonuçlarından bir tanesi aslında. Özel görelilik kuramı diyor ki hiçbir mesaj, hiçbir etki neyse ışıktan hızlı yol alamaz. Dolayısıyla eğer bu iki ölçüm aynı anda neyse birisine göre aynı anda yapılmışsa o zaman şu iki açıklama dışı. Onları kabul etmemiz mümkün değil. O zaman üçüncüsü gerçekleşmiş olmalı. Yani geçmişte bir olay bu iki parçacığın neyse spinler arasındaki korelasyona neden olmuş olmalı. Geçmişteki olay nedir? Aslında bu parçacıkların bir şekilde bu dolanık state'de hazırlanmış olması gerekiyor. Onlar hazırlarken tabii ki parçacıklar birbirlerine yakın duracaklar değil mi? Etkileşecekler. Bu aşamada o korelasyonlar kurulmuş olmalı. Ondan sonra parçacıklar ayrıldıktan sonra da tabii ki şeyler değişmiyor. Bu biraz benziyor. Mesela iki tane para var, iki tane zarfa koyuyorum. Zarflardan bir tanesine parayı yazı şeklinde koyuyorum, bir tanesine de tura şeklinde koyuyorum. Ondan sonra bunları zarfları karıştırıyorum ben. Birisini Ali'ye gönderiyorum, birisini de Berna'ya. Değil mi? Dolayısıyla Ali zarfını açtığında, Berna da zarfını açtığında ikisinin elde ettiği sonuç yazı mı tura mı olduğu birbirinin zıddı olacak. Değil mi? Burada da bir korelasyon var ama Ali'nin ne olacak? Yazı ya da tura elde etme olasılığı eşit olacak. Dolayısıyla buna benziyor aslında biraz Dolayısıyla EPR makalesinde iddia edilen şu, bu korelasyon o başta kurulmuş olmalı. Dolayısıyla da ölçümü yaptığımız anda aslında o elde edilecek sonuçlar belli olmalı. Bu kuantum kuramına biraz aykırı bir durum. Tamam, bundan sonra hep yeşil gidecek herhalde. Evet, hepsini söylemişim. O halde kuantum durumu nazarımız. Bu sonuçlar belirlenmiş olmalı. He demişim ona hazırlık aşaması bunu yapmalı. Dolayısıyla Ali mesela A üzerinde SA Z'yi ölçerse, bir spininin Z bileşenini ölçerse elde edilecek sonuç ölçüm anında belirleniyor olamaz değil mi? Tam kuantum kuramı onu diyordu. Tam ölçüm anında sonuç belirleniyor diyordu. Bu belirleniyor olamaz, sonuç hazırlık aşamasında belirlenmiş olmalı. Bu baştan belli bir şekilde ne elde edeceği. Aslında temel olarak burada iddia ettikleri determinizm. Yani öyle bir rastgelelik falan yok ölçümde. Bir sonuç belli baştan, onu buluyorlar ölçüm sonucunda. Evet. Öyleyse diyorlar kuantum kuramı bu haliyle eksik, tam değil. Kuramı tamamlamak gerekiyor. Tamamlamak için de ölçüm sürecini deterministik yapacak öğeler eklemek gerekiyor. Şimdi bir realizm kavramı var orada. Neyse onu yeri geldiği zaman açıklayayım aslında. Bu özelliğe sahip bir takım başka alternatif kuramlar var aslında. Kuantum kuramının dışında. Bunlara hidden variable theory deniyor. O sıralarda da bilinen kavramlar bunlar. İsimde burada gene bir var. Doğrudan çevirmeye kalksak gizli değişken kuramı diyeceğiz ama aslında gizli koordinat kuramı demek belki biraz daha uygun. Burada biraz var, kuantum durumu sadece dalga fonksiyonuyla belirlenmiyor. Bir de hidden variable denen, gizli koordinat denen bir başka değişken daha var. Bir örnek vereceğim aslında, örneği verdiğim zaman yapacaksınız, daha iyi anlarsınız. Aslında temel olarak bu gizli koordinatın fonksiyonu ölçümdeki determinizmi bir şekilde yapmak, yerine getirmek. Şimdi gerçekçilik dediğimiz aslında bu determinizm dediğimiz şeyle aynı temel olarak. Bir niceliği ölçüyorsam ben, R niceliği diyelim, gizli değişken ve dalga fonksiyonun belli bir durumda olduğu durumda, o zaman elde edeceğim sonuç bir şekilde bunlara bağlı olarak ben bulabilirim. Tamam.
Yani ölçümü yapmasam bile ben bu sonucun elde edileceğinden emin olabilirim. Bu sonuç neye bağlı? Ölçeceğim şeye bağlı. Dalga fonksiyonuna ve gizli değişkenine bağlı. Birincisi realizm dediğimiz, gerçekçilik dediğimiz bunu ifade ediyor. Einstein, Podolsky ve Rosen'in aslında şey yaptığı o korelasyonları tartışırken ulaştıkları sonuçlardan bir tanesi bu. Ama bu yeterli değil. Bir de yerellik denen bir şey var, locality. Bu da şu aslında, bu da çok mantıklı. Şunu diyor, eğer Ali mesela, gene bunların parçacıkların birbirinden çok uzakta olduğu duruma bakıyoruz. Ali A üzerine bir ölçüm yapıyorsa, bu ölçümün türü, niteliği neyse artık, B üzerinde yapılacak ölçümleri etkiliyor olamaz. Ne demek bu? Ne demişim? Mesela Berna spininin Z yönünü, Z bileşenini ölçecek. Buradan elde edeceği sonuç, yani şu fonksiyonun değeri, şeye bağlı değil. Ali'nin neyi ölçtüğüne bağlı değil. Ali Z'yi ölçmüş olabilir, X bileşenini ölçmüş olabilir, hiçbir şey yapmamış olabilir, daha değişik şeyler de yapmış olabilir. Her durumda Berna'nın ölçümden elde edeceği sonuç şey olması lazım, bundan bağımsız olması lazım. Yoksa daha ciddi bir sorun var. O zaman Ali, çünkü bu yapacağı şeyi Ali kendisi seçebilir. Bunu kullanarak bir şekilde ışıktan hızlı mesaj iletebilir. Bu tamamen relativite, görelilik kuramına aykırı. Dolayısıyla bir şekilde bu yerelliğin şey olması lazım. Sağlanıyor olması lazım. Bir de şey var. Önemli bir konu aslında. Kuantum kuramı aslında çok iyi bir kuram. Yani öngörülerinde çok başarılı. Bazı durumlarda aslında ne bileyim işte 5-6 dijite kadar giden çok kestirimleri var. Dolayısıyla başarılı bir kuramı tamamen atmak istemiyoruz. Mesela yeni kuram geliştireceksek bunların aslında kuantum kuramıyla aynı sonuçları vermesine dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada temel olarak söylenen şey şu, gizli koordinat. Bu genellikle bilinmiyor. Yani onun için gizli deniyor aslında. Değerini bilmediğimiz için diyoruz, gizli diyoruz. Bu gizli koordinatın bir şeyi var, bir dağılımı var muhtemelen. O dağılım üzerinden ben şu sonuçların ortalamasını alırsam, o kuantum kuramındaki ortalamayla aynı şeyi vermedi. Tamam. Yani temel olarak aslında dediği bu şey, kuantum kuramıyla bu yeni geliştireceğimiz kuramın aynı öngörülere sahip olması lazım. Evet, gizli koordinat kuramlarının en eskisi aslında de Broglie'ye ait. 1927 Solvay Konferansı'nda aslında bu şeyi fikrini açıklamış. Pilot Wave Theory, kılavuz dalga kuramı deniyor buna. De Broglie'nin dediği aslında ortada sadece dalga yok, bir de şey var, sörfçü var, bir de parçacık var. Bir şekilde parçacık, yani hem dalga hem de parçacık var. Parçacık hareketini dalgaya göre yapıyor. Dolayısıyla dalganın olduğu yere, olmadığı yere gitmiyor. Olduğu yerde hareket ediyor. Dolayısıyla hem dalga hem de ona eşlik eden parçacık var. Tamam. Bu şeyden farklı hatırlarsanız, bu De Broglie'nin denkleminden o bir iki yıl önce yapmış. Bu sadece yani Schrödinger falan denklemini kurmuş. O yorumda biraz yapmaya çalışıyor, açıklamaya çalışıyor. Evet, yani dolayısıyla mesela şu girişim deneyini o şekilde açıklamaya çalışıyor. Ben sadece bir hatırlatma yapayım. Şimdi bu yarık deneyi ya da ne bileyim bir burada bir duvarımız var. Duvarın üzerinde delik varsa şurada bir ışık kaynağıysa ya da ne bileyim parçacık kaynağıysa, parçacıklar buradan geçtikten sonra bir kırınım dediğimiz bir şeye uğruyorlar, dağılıyorlar değil mi? Şurası da ekran mesela, parçacıklar şöyle bir dağılım gösteriyorlar. Eğer duvarda iki delik var ise, deliklerden bir tanesini kapattığım zaman ben böyle bir kırınım paterni görüyorum. Değil mi? Bir tane aslında daha burada şeyler var, başka peakler de var ama temel bir şeyimiz var, peakimiz var. Ama eğer ben deliklerden ikisini birden açarsam o zaman buna ek olarak bir de görüyorum. Girişim deseni görüyorum. Şimdi sorun şu aslında, eğer şuradan, şu kaynaktan çıkan bir dalga ise
Burada herhangi bir sorun yok. Değil mi? Dalga şu her iki delikten birden geçecek, girişime uğrayacak. Bir sorunumuz yok aslında burada. Ama eğer şuradaki kaynak bir parçacık kaynağıysa, o zaman bunu anlamak oldukça zor. Tamam. İki deliğin açık olduğu duruma bakalım. Parçacık mesela bu deliklerden, bu A deliğinden geçebilir ya da B deliğinden geçebilir. Hangi delikten geçtiğini nasıl biliyor parçacık? Daha doğrusu özür dilerim, tam tersi. Mesela A deliğinden geçiyor diyelim. O zaman B deliğinin açık olduğunu nasıl anlıyor? Çünkü bir şekilde B deliği açıkken şu ekran üzerinde düşmemesi gereken bir takım yerler var. Dolayısıyla orayı şey yapıyor, es geçiyor ve parlak olan yerlere düşüyor. Ama diğer delik kapalıysa o zaman her yere düşebiliyor. Dolayısıyla şey sorunu var burada, hani parçacık o zaman diğer deliğin açık olduğunu nasıl şey yapıyor, biliyor. Şimdi kuantum mekaniğinin bizim anladığımız, bugünlerde birçok kişi bu şekilde anlıyor aslında. Hani biz parçacıklar için bu şeyi yorumu yaparken genellikle şunu ifade ediyoruz. Benim çok tercih ettiğim bir şey bu. Burada artık kuantum şeyindeyiz, domainindeyiz. Artık bizim klasik kavramlarımız şey değil, geçerliğini kaybediyor. Ben belki tek bir yerde olmak zorunda olabilirim, klasik bir hissi olarak. Ama parçacıklar tek bir yerde olmak zorunda değil. Dolayısıyla bir parçacık buradan geçerken her iki delikten bile birden geçiyorlar. İkisi birden aslında şey, mümkün. Dolayısıyla ikisinden birden geçiyor. Tek birinden geçmiyor. Dolayısıyla da işte ne bileyim böyle bir şey oluşuyor. Girişim deseni oluşabiliyor. Tabii ki bu de Broglie zamanında pek rağbet gören şeylerden bir tanesi değil. Zamanla insanlar, bazı insanlar bu tip bir yoruma şey yapmış. Fakat de Broglie'nin aslında o kuramını açıklayarken yapmak istediği şey şu. Yani mesela şöyle bir şeyi çok rahat açıklayabiliyor de Broglie'nin kuramı. Diyor ki burada sadece parçacık yok, sadece dalga yok, ikisi birden var. Dolayısıyla mesela buradan dalga geçerken girişim deseni oluşuyor, tamam. Parçacık da işte dalganın olduğu yerlere gidiyor. Parçacık gerçekten sadece birisinden geçiyor. Ama ekranda da işte karanlık olan yerlere değmiyor. Tamam, aslında basit bir açıklama. Biraz tercih de edilebilir. Ama bu açıklamanın daha sonra anladığımız kadarıyla işte bazı şeyleri var. Kötü yönleri var. Tercih edilmeyecek yönleri var. David Bohm 1950'lerde bunu biraz daha somutlaştırıyor aslında. Dolayısıyla bugün Bohm kuramı dediğimiz ya da de Broglie-Bohm kuramı olarak bilinen bir gizli koordinat kuramını oluşturuyor. Kuantum mekaniğin alternatif kuramlardan bir tanesi bu. Yani aslında bilinen tek ciddi gizli koordinat kuramı. Burada tekrar etmek gerekirse işte burada durum ile bahsettiğimiz bu gizli koordinat kuramında hem dalga fonksiyonunu hem de parçacığın gerçek konumu ile verilmiş. Dolayısıyla sadece dalga fonksiyonu yok. Bu ikisi var. Parçacığın gerçek konumu dediğimiz şey bir gizli koordinat. Kuantum mekaniğini öğrenmeye başlarken bazen şöyle önermeler kuruyoruz. İşte parçacık bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu derken kastettiğimiz aslında bu. Yani bunu ifade etmiş oluyoruz. Eğer parçacık bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyoruz diyorsanız bahsettiğiniz şey kuantum kuramı değil, de Broglie'nin kuramı, Bohm'un kuramı. Hem dalga fonksiyonu hem de parçacığın konumu zamanla değişiyor bildiğiniz gibi. Herhangi bir şey ölçüldüğünde gene hem dalga fonksiyonu hem de buna bağlı olarak işte hangi sonucunu elde edeceğini bulabiliyoruz. Bohm'un kuramını bir şekilde veriyor. Gizli koordinatın değeri genellikle pek bilinemiyor. Onun için biz buna gizli diyoruz. Bu nedenle sanki sonuçlar rastgeleymiş gibi görünüyor. Şimdi bunun yanına bir de kuantum kuramı için aynı önermeleri yazdım, benzer önermeleri. Kuantum kuramında durum sadece dalga fonksiyonuyla veriliyor. Değil mi? Parçacığın gerçek konumu, gerçek hızı falan diye bir şey yok. Herhangi bir şey ölçüldüğünde sonuç rastgele olarak ortaya çıkıyor, o anda ortaya çıkıyor. Deney yapmadan hangi sonucun geleceğini önceden hiçbir şekilde kestirmek mümkün değil. Dalga fonksiyonu da hangi olasılıkla hangi sonucun çıkacağı şeyini olasılığını veriyor. Bu benim işte bilmem 10 yıl kadar önce yaptığım bir şey, karikatür. İşte ne bileyim bir yumurtanın hareket ettiğini görüyorsak
Hani bunu iki değişik şekilde açıklamak mümkün. Kuantum yumurta diyebiliriz. İşte yumurtanın konumunda bir belirsizlik var falan diye. Bu bazı insanlar çok mistik geldiği için işte bir gizli civciv kuramıyla da açıklayabilirsiniz şeyi. Yani bu biraz ona benziyor. Evet, gizli civciv yani nedir orada? İşte civcivin konumu, hızı neyse onlar gizli koordinatlar. Onun değerini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla hani onu bilmediğiniz için de sanki orada bir rastgele hareket varmış gibi görünüyor size. Ya da ne bileyim zıplayan fasulye belki biraz bunun daha iyi örneği olabilir. Tamam. Geldik tarihten şeye. 1964 yılına. John Bell aslında en önemli çalışma bu. Yazdığı makalede yeni kuramdan, tamamlanmış kuramdan beklenen 3 özellik vardı hatırlıyorsanız. Bunun üçünü birden sağlamak mümkün değil diyor. Yani matematiksel olarak gösterdiği temel olarak o. Dolayısıyla işte ne bileyim bir takım alternatif kuramlar geliştirmek istiyorsanız bunlardan en fazla iki tanesini sağlayabiliyorsunuz. De Broglie-Bohm kuralı yerel değil. Bu özelliği sağlamıyor ama şu ikisini sağlıyor. Gerçekçi ve bir şekilde kuantum mekaniğinin öngörüleriyle uyumlu. Ama şey değil, yerel değil. Yerel olmadığı için de bir takım şey problemleri var. Işıktan hızlı mesaj iletme problemleri ama hani kuramın çok fazla şeyini bilmediğim için, detaylarını bilmediğim için o konudaki tartışmaların ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Bell'in gösterdiği aslında şu, eğer bir kuram hem gerçekçi hem de yerel ise, yerel gerçekçi ise o zaman kuantum kuramının bazı öngörülerine aykırı başka öngörüler olması lazım diyor. Tamam, pardon. Yerel gerçeklik kuramlar kuantum kuramından farklı öngörülere sahip. Bir eşitsizlik kuruyor ve diyor ki işte yerel gerçekçi kuramlar bu eşitsizliği sağlamak zorunda ama şeyi gösteriyor. Kuantum kuramı bazı durumlarda bu eşitsizlikleri ihlal edebiliyor. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta şu. Hani deneysel olarak bunlar bir şekilde test edilebilir şeyler. Dolayısıyla hangi deneyi yaparak eşitsizliğin sağlanıyor mu yoksa ihlal mi ediliyor onu anlayabiliriz. Dolayısıyla bu kuramlardan bir tanesinin yanlış olduğunu anlayabiliriz. Pardon, burada aslında sonsuz kuram var. Bir tanesi kuantum kuramı, diğeri de yerel gerçekçi kuramlar dediğimiz bir kuramlar sınıfı. Elimizde herhangi bir somut bir kuram yok bunun için. Ama tek şeyimiz var, işte Einstein'ın savunduğu kuram bu değil mi? Gerçekçi olacak diyordu kuramlar, hem de yerel olacak. Dolayısıyla bu eşitsizlikler bu iki kuram sınıfını diyelim artık birbirinden şey yapıyor, ayırt ediyor. Evet. Bell eşitsizliği çok sayıda var. Birçok insan böyle değişik eşitsizlikler ortaya çıkarmış. Belki anlaşılması en kolay olanı işte CHSH eşitsizliği dediğimiz şey. Anlatması çok basit aslında. Dolayısıyla onu şey yapacağım. Clauser-Horn, Shimony-Holt neyse artık şeyler önemli değil. Burada şunu varsayıyoruz gene. İki tane parçacığımız var. İki spin diye düşünebiliriz. Spin ölçümü olduğunu varsayacağım. Bir tanesi Ali'de, bir tanesi Berna'da ve bunlar birbirinden çok uzakta. Ali spinin iki olası yönünden bir tanesini ölçüyor. X yönünü ya da Y yönünü diyelim. Ne olduğu önemli değil şu aşamada. Berna'da gene o da iki yönden birisini ölçüyor. Şimdi yerel gerçekçi ya da neyse gerçekçi bir kurama göre şu küçük a ve küçük b'ler şey olsun. Ölçüm sonucunda elde edilecek deneyler olsun. Şimdi tabii ki spin bir fiziksel nicelik, bir açısal momentum aslında. Dolayısıyla bir birimi var. Ama hani bu tip tartışmalarda bunlar çok o kadar önemli değil. Dolayısıyla şuradaki A1, A2 neyse bu niceliklerin ben birimsiz şeyler olduğunu varsayacağım. Artı ve eksi, artı 1 ve eksi 1 değerine sahip nicelikler. Dolayısıyla A1'in artı olması demek, şu ölçüm sonucunda spin'i up bulmuşuz demek, yukarı bulmuşuz demek. Yani o yönde yukarı bulmuşuz demek. Dolayısıyla şu nicelikler artı ve eksi bir değere sahip. Onu söylememişim burada. Tamam. Şimdi yerel gerçekçi bir kuramda şu önermeler söz konusu. Bir kere Ali'nin elde edebileceği sonuçlara bakıyoruz. Şimdi A1 ve A2. Dediğimiz gibi bu değerler aslında ölçüm yapılmasa bile var. Değil mi? Bunlar kuramın içinde var olan değerler. Ölçüm yapılmış olsa da olmasa da A1 ve A2'den ben bahsedebilirim.
Dolayısıyla onların toplamları ve farklarından bahsedebilirim. Dolayısıyla bu gerçekçi Kur'an'da şey yapan, gerçekçi Kur'an'da olan şeylerden bir tanesi. Kuantum kuramı daha bu aşamada şey yapıyor, çuvallıyor. Çünkü kuantum kuramı ne diyor? Spinin sadece bir yönü ölçülebilir, diğeri ölçülemez belli bir anda. Ya da diğer ölçülür, bu ölçülemez. İkisini birden ölçmemiz mümkün değil. Dolayısıyla ben bunun şu ifadeyi herhangi bir fiziksel denklemde, matematiksel denklemde kullanamam. Dolayısıyla şu aşamada kuantum kuramı şey, dışarıda. Tamam. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Bunlar ya birbirine eşittir ya da farklıdır. Eşitse şurası artı ya da eksi 2. Birbirinden farklıysa şurası artı ya da eksi 2. Diğeri de 0. Şey çok basit aslında. Argüman. Tamam. Sonra ikinci aşama geliyor. Ben alıyorum bu niceliği. Şunu B1 ile şunu da B2 ile çarpıyorum. Bunlar da artı eksi 1 olduğu için şu ifade gene değişmiyor. Bir tanesi 0, bir tanesi artı eksi 2. Burada yerelliği kullanıyoruz. Kuramın yerel olmasını. Çünkü nedir? Burada A1 ile B1'i çarpıyorum. A2 ile de B2'yi çarpıyorum. Yani bu şey anlamına geliyor. Ali A1'i ölçse, Berna da B1'i ölçse elde edeceği çarpım var burada. Ya da Ali A2'yi ölse Berna gene aynı B1'i bulacak, değil mi? Dolayısıyla hani şu iki sayıyı çarpan B1 aynı B1. Tamam. Ali'nin ne ölçtüğünden bağımsız bir değer o. Dolayısıyla yerellik argümanını da burada kullanıyoruz. Sonra topluyoruz. Toplayınca da biri sıfır zaten. Dolayısıyla şu şey, şuradaki değer muhakkak artı ya da eksi 2. Ondan sonra da bunun şey, bu gizli koordinat üzerinden şeyini, ortalamasını alıyoruz. İddiaya göre tabii bu kuantum kuramıyla aynı şeyi vermesi gerekiyor. Dolayısıyla artı eksi 2 oluyor. Ortalamasını alırsak elde edeceğimiz değer muhakkak artı 2 ile eksi 2 arasında. CHSH inequality dediğimiz, eşitsizliği dediğimiz şey bu. Bell inequality'lerinden bir tanesi. Türetmesi en kolay olan aslında. Niye önemli? Yerel gerçekçi kuramlar bunu sağlamadı ama kuantum kuramı bunu şey yapıyor, ihlal ediyor. Öyle bir kuantum durumu var ki, bu gene o singlet durumu için şey yapılmış. İşte Ali'nin ölçtüğü bileşenler şu ve şu olsun, Berna'nın ölçtüğü de şu ve şu olsun. Değil mi? Evet. Bu durumda şuradaki şeyin, ortalama değerin 2'yi aştığını şey yapabiliyoruz, gösterebiliyoruz. Dolayısıyla burada olası en yüksek şey bu. 2 kök 2'ye ulaşabiliyormuş. Kuantum kuram açısından bir sorun yok. Bu türetmede bir sorun yok. Çünkü bunlar aslında nedir? Hani o argümanı kuantum kuramıyla şey yapamıyoruz. Bir şekilde şu ifade için yerel gerçekçi kuramlar başka bir şey diyor. Kuantum kuramı başka bir şey diyor. Dolayısıyla işte nedir? Bir ne bileyim işte parçacıkları o durumda hazırlayıp bir ölçüm yaparsak ve gerçekten şu sonucu bulursak şu nicelik için onu şey yapabiliriz. Yani, değil mi? Yerel gerçekçi kuramları şey yapabiliriz. Saf dışı edebiliriz. Evet. Çok uzattım değil mi? Ne kadar uzattım? O bir saate yakın. Tamam. Şimdi ölçüm şeyi aslında basit. Hani ben spinler üzerinden anlattım ama işte ölçümü fotonlarla yapmak mümkün. Fotonlar da işte aslında bir tür iki düzeyli bir sistem gibi düşünebilirim ben. Fotonların polarizasyon durumunu. Polarizasyon yatay olabilir ya da dikey olabilir belli bir şeye göre, doğrultuya göre. Genellikle fotonlarla yapıyorlar ama hani çok eskiden bu, bizim foton kaynaklarımız olmadığı için şu anda kullanılan çok eskiden belki hani daha farklı şeylerde galiba bunlar da şey şu ilk testlerde fotonlarla yapılıyor aslında. Ama tabii ki 70'lerde bu tür deneyler çok zor. İlk ikna edici deneyler aslında 1980'lerin başında Alan Aspect tarafından yapılıyor. Ondan sonra da işi azıtıyorlar resmen. Hani orada bir takım rekorlara gidiliyor. İşte fiber optik kablodan geçiriyorlar. İşte ne bileyim kilometrelerce uzunlukta onun sonucu değiştirmediğini gösteriyorlar.
En son galiba algılayıcılar arasındaki, dedektörler arasındaki uzaklığı 18 kilometre seçiyorlar. Neyse. Yani burada sonucu yazmamışım ama sonuç tabii ki şey, kuantum kuramının öngördüğü şekilde. Dolayısıyla doğa da bu Bell eşitsizliğini şey yapıyor, ihlal ediyor. Dolayısıyla sonuç olarak da hani bu yerel gerçekçi kuramların geçerli olmadığını söylemek mümkün. Şimdi deney aslında temel olarak şöyle yapılıyor. Şurada bir kaynak var. Kaynaktan iki foton çıkıyor. Bir tanesi Ali'nin olduğu yere gidiyor. Şuna beam splitter deniyor. Aslında bu bizim half silver mirror dediğimiz şey. Foton çarptığı zaman ya yansıyor ya da doğrudan geçiyor. Yansırsa belli bir ölçüm alınıyor. Belli bir polarizasyon ölçümü. Yok şey yaparsa, geçerse başka bir ölçüm. Şeye o anda karar veriliyor hangi ölçümle alınacağına. Tamam mı? Dolayısıyla hani buradaki Bell'in türetiminde kullandığı o temel argüman hala geçerliğini koruyor. Diğerinde elde edeceğimiz ölçüm şuradaki seçime bağlı olmamalı gibi bir şekilde o şeyi sağlamaya çalışıyorlar. Neyse. Dolayısıyla şu ölçümlerde bir takım sonuçlar elde ediliyor. Artı bir ya da eksi bir diye not ediliyor bunlar. Sonra bunlar bir bilgisayara birleştiriliyor. Şu iki ölçümden gelen şeyler. Ondan sonra o eşitsizlikteki ifadeler şey yapılıyor. Neyse işte değil mi? Önce bir A1, B1 çarpımlara ayrı ortalaması alınıyor. Sonra A2, B1 çarpımlarının vesaire. Ondan sonra toplanıyor. Sonuca bakılıyor ve sonuç gerçekten de evet. Yani şu gerçekten doğa da bunu sağlamıyor. Dolayısıyla yerel gerçekçi kuramlar şey değil, bildiğimiz doğayı sağlamıyor. Belki matematiksel olarak ilginç olabilirler ama fiziksel olarak hiçbir önemleri yok. Kuantum kuramı hala geçerliliğini koruyor aslında. Belki kuantum kuramı da yanlıştır. Ama şu aşamada deneyler o konuda hiçbir şey söylemiyor. Sadece işte elde edilen sonuçlar bir şekilde hani bildiğimiz kuantum kuramının bildiğimiz öngörüleriyle uyumlu şu aşamada. Dolayısıyla yeni bir sonuç yok. Şu bizim parametric down conversion dediğimiz bir süreç. Aslında birbiriyle dolanık fotonlar elde etmek için kullanılan bir şey. Çok fazla şeyine ayrıntısına girmek istemiyorum aslında ama burada bir ultraviyole lazer, bir non-linear kristal dediğimiz bir şeye çarpıyor. Orada bir süreç sonucu şey, bu foton iki tane fotona ayrılıyor. O fotonlar şuradaki koniler boyunca gidiyorlar. Biri şu konide gidiyor, şuradaki üst yeşil koniden çıkıyor. Bir de bir tanesi de şu aşağıdaki yeşil koniden bir yerden. İşte bir tanesi buradaysa diğeri, arkadaşı burada olmak zorunda. Bir şekilde üst koni herhalde ve alt koni farklı polarizasyonlara sahip. Entangled, işte neyse dolanık şeyler, foton çiftleri şuradaki şu kesişim noktalarından alınıyor. Dolayısıyla aslında çok verimsiz bir süreç. Yani sürecin sonunda çok ışık çıkıyor aslında ama bunun çok az bir kısmı şey olarak kullanılıyor, deneyde kullanılacak dolanık parçacıklar veriyor. Tamam, şimdi bu kısmını bitirdim. Bu biraz daha farklı ama yine ilgili bir konu. Bağlam meselesi. Şimdi örnek olarak aslında bu açısal momentumu vermek istiyorum. Eğer kuantum mekaniği 431 almışsanız iyi bildiğiniz şeylerden bir tanesi. Açısal momentumun uzunluğu ile herhangi bir bileşeni şeyler, compatible nicelikler nedir? Ne demişim? Bağdaşık nicelikler demişim. Yani aynı anda ölçebilirim ben bunları. Dolayısıyla ben mesela bir sistemde açısal momentumun uzunluğunu ölçmek istiyorum. El kareyi ölçmek istiyorum. Değil mi? Karesini ölçmek istiyorum. Bu ölçümü farklı şekillerde alabilirim. Sadece onu ölçebilirim. El kareyle X bileşenini ölçebilirim, Z bileşenini ölçebilirim vesaire. Yani bunun dışında başka alternatifler de var. Değil mi? Sonsuz şekilde ölçmek mümkün. Her biri aslında fiziksel olarak düşünürseniz farklı bir deneysel setup gerektiriyor. Mesela bunu bir Stein-Gerlach deneyiyle ölçmek istiyorsanız şu X ve Z bileşenini, orada manyetik alan kullanacaksınız, farklı yönlerde seçeceksiniz. Dolayısıyla her biri için farklı bir deneysel setup. Farklı deneysel setuplarla aynı niceliği ölçüyoruz. Şimdi bunların her birine bir şey deniyor, bir konteks deniyor. Değişik kontekstlerde ben şu niceliği ölçebilirim. Şimdi sorulardan bir tanesi şu. Ölçtüğüm nicelik, elde ettiğim değer acaba kontekste bağlı mı? Bağlama bağlı mı? Kuantum kuram açısından bir sorun yok çünkü ölçüm sonuçları şey, hani ölçümü yaptığım anda belirleniyor.
Ben sadece şeyle ilgileniyorum. Elde ettiğim ölçüm sonuçlarının dağılımı açısından. Bu konuda şey, kuramında hiçbir sorun yok. Bu dağılım şeyden bağımsız, bağlamdan bağımsız. Dolayısıyla non-contextual deniyor, bağlamdan bağımsız. Gerçekçi kuramlar açısından halbuki bir şey var, bir sorun olabilir. Anlamlı bir kuramda bu nicelik için elde edeceğimiz değerin bağlamdan bağımsız olması gerekiyor. Çünkü nedir? Hani bu ölçüme verdiğimiz anlamla ilgili bir şey. Eğer ben bu niceliğin belli bir değeri olduğunu, benim ölçümümden bağımsız bir değeri olduğunu iddia ediyorsam, yani ölçmesem de o değerde olduğunu iddia ediyorsam, bu niceliği nasıl ölçersem ölçeyim, aynı değeri elde etmem lazım. Dolayısıyla sadece Le Carré'yi ölçsem, Le Carré için elde edeceğim değerle, bu ikisini beraber ölçsem, bunun için elde edeceğim değer şey olmalı, aynı olmalı. Yani daha doğrusu anlamlı, değil mi? Bu anlamlı bir kuramın bu özelliği sağlaması lazım. Eğer kuram bu özelliği sağlamıyorsa, yani böyle bir gizli değişken, gizli koordinat kuramının olmaması daha iyi olur herhalde. Çünkü yani herhangi bir anlamı yok şeyin. Yani, eğer ben ölçeceğim nicelik, onu nasıl ölçtüğüme bağlı olarak değişiyorsa, çok fazla anlamlı bir şey değil. Evet, Cohen-Specker teoremi dediğimiz şey, 67'de yapmışlar. Eğer bir kuantum sisteminde 3 düzey ya da daha fazla düzey var ise eğer hiçbir gerçekçi kuram bağlamdan bağımsız bir sonuç vermiyor. Dolayısıyla bunlar için bir şey yazmaya kalkarsanız, bir kuram oluşturmaya kalkarsanız, gerçekçi bir kuram, yerellikle ilgisi yok tabii bunun, sadece gerçekçi kuramlar için geçerli. Bu kuramda şeyleriniz, ölçümleriniz şeye bağlama bağlı olması lazım. Dolayısıyla şunların farklı olduğu bir takım şeyler oluyor olması lazım. Önemli bir sonuç aslında ama gene bu sonuç da böyle şey gibi, hani kuantum kuramının yorumlarındaki tartışmalar gibi biraz şey, hani sadece işte matematiksel bir sonuç gibi görünüyor. Yani biraz şeyde kalıyor, havada kalıyor. Herhangi bir deneysel şey yok. Ama deneysel teste tabi tutulabilecek şeyleri var, formları var. 80'lerden itibaren aslında bir takım insanlar, 90'lardan itibaren bir takım şeyler elde etmişler. Gene bu Bell eşitsizlikleri gibi ona benzer şeyler, eşitsizlikler doğrudan deneyle test edebileceğiniz. Bunlardan bir tanesi, belki de en önemlisi şey, bizim Bilkent'ten bir grubun yaptığı bir şey, çalışma, kuramsal bir çalışma. 2008 yılında. Ne yazık ki sadece Klyachko hala şeyde orada duruyor, Bilkent Matematik bölümünde. Diğerleri ayrıldı. Shumovsky vefat etti o yıl aslında. Muhammed Alican şeyde, UYK'de, Kriptografi Enstitüsü'nde. Sinem Binicioğlu kimdir bilmiyorum aslında, tanımıyorum. Ama işte şey, onların elde ettiği bir, bu Bell eşitsizliğine benzer bir şey var, eşitsizlik var. Burada varsayım şu, gene 3 düzeyli bir kuantum sistemi düşünebiliyoruz. Orada şeyi veriyor aslında, gerçek istenen sonucu veriyor. 5 tane nicelik düşün, ne olduğu önemli değil. Bunların artı eksi bir değerli olduğunu düşünelim gene şey gibi, bu Bell eşitsizliğindeki hikaye gibi. Ama tabii ki bunlar artık spin up ve spin down olmayacaklar çünkü burada 3 tane düzey var bu kuantum sisteminde. Dolayısıyla biraz şey, daha farklı bir şey ama burada da gene bir açısal momentum ölçümüyle iş halledilebiliyor. Neyse, bu niceliklerden her biri bir öncekiyle ve bir sonrakiyle şey, bağdaşık. Dolayısıyla ben A1 ile A2'yi ve A2 ile A3'ü aynı anda ölçebiliyorum. Dolayısıyla bunların çarpımından bahsetmem mümkün. Kuantum kuramında da ya da neyse gerçekçi kuramlarda da. A5 ile A1 gene bu bir zincir şeklinde düşünüyoruz. Tebeşirimiz, tebeşir olmaz tabii burada. Şöyle bir pentagram şey yapalım. Şuna 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Değil mi? Çizginin olduğu her yerde o nicelikler şeyler, bağdaşıklar. Dolayısıyla aynı anda ölçebiliyorum. Şimdi gerçekçi bir kurama göre ben şuradaki ifadeyi yazıp değerinin ne olabileceğine bakabilirim. Şimdi her bir A değeri artı ya da eksi 1. Dolayısıyla şu çarpımların her biri artı ya da eksi 1 olabilir. Bunun alabileceği minimum değere bakarsak eğer,
Şimdi bunlar eksi bir olabilir ama hepsi birden eksi bir olamaz. Niye? Çünkü A1 ile A2 çarpımının eksi bir olması için bunların farklı işarete sahip olması lazım. Değil mi? Mesela A1 pozitifse şu negatif olacak. A2 A3 çarpımı eksi bir ise bu artı olacak, bu eksi olacak, bu artı olacak derken şeye ulaşıyoruz. Yani birbirine bağdaşık, neydi? Bağdaşık. Bağdaşık olan ama ikisi de artı olan bir şeye ulaşıyoruz. Nedir? A5, A1 bu sefer artı 1 olmak zorunda. Dolayısıyla 2 artırıyor sonucumuzu. Dolayısıyla şu çarpım her zaman eksi 3'ten büyük olmalı. Büyük eşit olmalı. Tamam. Bu gerçekçi kurama göre. Ama kuantum kuramına göre hatırlarsanız böyle bir ifadeyi yazmamız mümkün değil. Çünkü nedir? Tamam, A2, A1 ile bağdaşık. A3 de bağdaşık. Ama şu ifade şey değil. Kuantum kuramını kullanıyorsam ben böyle bir ifadeyi yazamam hayatta. Çünkü nedir? A1 ile A3 bağdaşık değil. Değil mi? Dolayısıyla ben bunları aynı anda ölçemem. Aynı anda ölçemezsem bunların değerlerinin olduğu şeyi bir yani ölçüm sonucu elde edeceğim değerlerin olduğu bir ifadeyi kağıt üzerine yazamam. Kuantum kuramı bunu yazmamı, kağıt üzerine yazmamı yasaklıyor. Kağıt üzerine yazamıyorsam da bunu gösteremiyorum zaten. Tamam. Dolayısıyla hikaye orada bitiyor. Gerçekçi kuramlar dolayısıyla bunun ortalamasını aldığım zaman şu eşitsizliği sağlamak zorundalar. Ama gösteriliyor ki işte bir belli bir kuantum durumunda şunları da özel bir şekilde seçersek ben şuradaki şeyi, ifadeyi eksi 3'ten daha küçük yapabilirim. Birçok şey var aslında, referans var buna ama 2011'de Zeilinger grubunun yaptığı bir deney var. Değer işte eksi 3.8 falan gibi bir şey olmuş. Dolayısıyla hani bu şeyi, gerçekçi tüm şeyleri, kuramları bir şekilde saf dışı eden bir şey sonuç. Dolayısıyla bir hani kavramsal bir tartışma var ama kavramsal tartışmayı şey yapıyoruz. Deneysel olarak test edilebilir duruma getiriyoruz. Yani bu şeylerin, bu çalışmaların önemi aslında o. Sonuca geldim sonunda. Tam bir saat olmuş. Deneyler işte, deneysel testler, belirsizliklerinin ve işte diğer şeyin nedir? Bu bağlam konusundaki eşitsizliklerin doğa tarafından da ihlal edildiğini gösteriyor. Sadece kuantum kuramı değil, sadece bir kuramı şey yapmıyoruz, kontrol etmiyoruz burada. Doğa da bunları ihlal ediyor. Dolayısıyla şeyi kesinlikle söylemek mümkün. Doğa bir kere Einstein'ın beklediği şekilde değil. Dolayısıyla bir yerel gerçekçi bir kuram ile tasvir edilmiyor. Büyük bir olasılıkla gene gerçekçi bir kuram ile de tasvir edilmiyor. Orada bir şeyimiz var. Ya da gerçekçi bir kuram ile tasvir ediliyor ama işte bu kuram şey değil. Bağlamdan bağımsız değil. Değil mi? Dolayısıyla öyle bir şey söz konusu. Bunu tabii ki de Broglie-Bohm kuramda dahil. Son olarak işte şey, başlıkta şey demişim, Bell-Einstein'a karşı. Yok aslında karşı değil ama tabii ki Bell'in yaptığı çalışma en sonunda Einstein'ın başta bu savunduğu temel düşünceyi bir şekilde şey yapıyor. Ne yapıyor? Onu bir şekilde yanlış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla orada bir şeylerin, hani fikirlerin bir çatışması şeklinde düşünürsek öyle bir karşılık var. Yoksa hani şey olduğunu sanmıyorum. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sorunuz varsa...